Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz içerisinde kişinin aklına dünyevi veya uhrevi bir takım şeylerin gelip de kişiyi kılmış olduğu namazdan gafil bırakmak veya kılmış olduğu namazdaki, rekattaki okuduğunu veya kaçıncı rekatta olduğunu şeklindeki bir takım şeylerin vesveselerle birlikte unutulması veya namaza olması gereken ilgi veya odaklanmanın önüne geçilmesi şeytanın insana namazdaki vermiş olduğu bir vesvesedir. Hazreti Peygamber hadis-i şerifte kişi namaza durduğu zaman şeytan sağından gelir, solundan gelir ta ki kaçıncı rekatta ve ne okuduğunu unutturuncaya kadar buyurmaktadır. Onun için namaz içerisinde bu yönüyle başka fikirlerin, başka düşüncelerin içerisine boğulmak şeytanın vesvesesi, mümin olarak, Müslüman olarak bu yönüyle şeytanın namaz içerisindeki bu vesveselerini veya bu mücadeleden gafil olmamak gerekir. Evet, şeytan bana bu vesveseyi verecek, onun için benim odaklanmam gerekir, dikkatli olmam gerekir. Şimdi bunun dışında peki düşünce gelecek olursa sehif secdesi gerekir mi? El cevap, Hanefi mezhebine göre namaz içerisindeki yapılan herhangi bir noksandan dolayı sehif secdesinin gerekebilmesi için o yapılan eylemin vacibin terki olması gerekir. Şayet yapılan eylem vacibin terki değil ise hükmü tahrimen mekruh olsa bile bu durumda orada sehif secdesinin yapılma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Ne gibi mesela? Namazda Zamm-ı Sûre'nin okunması Hanefi mezhebine göre vaciptir. Fatiha'nın okunması nedir? Vaciptir. Bunlar vacip olduğundan dolayı bu vacipler terk edilecek olursa sehif secdesi gerekir. Çünkü bir rükün terk edilmiş olur. Rüknün, bu vacip olan rüknün terki de tahrimen mekruhtur. İşte bunlar için sehif secdesi gerekir. Peki bunlar dışında bir takım tahrimen mekruh olan uygulamalar var. Mesela kişinin namazda parmağıyla sayması. Ameli kesir midir veya yoksa sadece tahrimen mekruh olan bir uygulama mıdır? Tartışılır. Tahrimen mekruh olması tercih edilir mezhepte. Peki tahrimen mekruh olduysa sehif secdesi buna gerekir mi? İbn Abdin Hazretleri der ki burada namaz içerisinde tahrimen mekruh olan bir eylemin yapılmasından dolayı sehif secdesinin gerekebilmesi için o eylemin bir vacibin terki, yani bir rüknün terki olması gerekir der. Şayet bir rüknün terki gibi bir durum söz konusu olmayıp namazda maksut olan huşuya engel olması veya namazda olması gereken bir herhangi bir mananın hasıl olmasını ele geçmesini engelleyecek bir eylem olacak olur ise bu durumda bu tahrimen mekruh olur ama sehif secdesinin gerekme durumu olmaz. Çünkü niye? Sehif secdesinin gerekmesi için namazda vacip olan veya vacibin mütemmimatı olan herhangi bir rüknün terk edilmesi gerekir. Burada bahsetmiş olduğumuz durumda herhangi bir şey terk edilmedi, yapıldı. Sadece namazdan gafil olundu. Namazdan gafil olundu diye sehif secdesinin gerekme gibi bir durum söz konusu değildir. Hocam sehif secdesi gerekmiyorsa yapacağız mı? Hayır. Az önce dediğimiz gibi bu şeytanın ve nefsin kulun namazdan hakikiyle istifade etmesinin önüne geçmek için uydurdukları, çıkarmış oldukları bir vesvesedir. Bundan gafil olmayıp bununla mücadele etmeye çalışmak gerekir ama bunun dışında sehif secdesi de gerekmeyecektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.